Türk Hava Yolları'nın TK 874 sefer sayılı yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'ndan kalkmış Tahran'a yolcularını götürüyordu. Uçak artık Tahran'a inmek üzere alçalmaya başlamıştı ve tam bu sırada Tahran'da alarmlar çalmaya başladı. Sirenler çalmaya başladı. Bir hava saldırısı konusundaki bir uyarıydı halka. Halk hemen sığınaklara indi. Fakat tabii tam bu sırada Türk Hava Yolları uçağı da İmam Hümeyni Havalimanı'na inmek üzereydi. Bunun üzerine e, Türk Hava Yolları uçağı bir bölgeye doğru yönlendirildi. Burada beklemeye başladı. Bir süre sonra da meydan açılmayınca da pilotlar hava trafik kontrol merkezine yedek meydanları olan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye divert edeceklerini havacılık tabiriyle ifade ettiler. Yani oraya doğru gitmek istediklerini, inmek istediğini istediklerini belirttiler ve tabii ki İranlı hava trafik kontrolörleri de henüz daha ortalık e, yatışmamıştı. Türk Hava Yolları uçağına gerekli radar vektörünü başı vererek Bakü'ye gitmelerini sağladılar ve uçak emniyette inişini tamamladı. Acaba dün gece Tahran'da neler olmuştu? Niye Türk Hava Yolları inişten vazgeçmişti? Gelin yani isterseniz bu videomuzda bu konuları irdelemeye çalışalım. Bu olay gece yarısını biraz geçe bana bilgi geldiği zaman hemen tolgozbek.com sitemize haberi hazırladım, haberi girdim ve sosyal medya kaynakları, ajanslar ve diğer kaynaklar üzerinden araştırmaya başladım. Çünkü bu olayın olmasıyla birlikte aklıma bir sürü soru gelmeye başlamıştı. Bu sorulardan biri de geçen yıl meydana gelen yine Tahran'da meydana gelen bir olaydı. Tarihler 8 Ocak 2020'yi gösterirken Ukrayna Uluslararası Hava Yollarına ait bir Boeing 737-800 yolcularını almış Tahran'dan Kiev'e gitmek üzere kalkış gerçekleştirmişti. Uçakta toplam 176 yolcu ve mürettebat vardı. Boeing 737-800 normal kalkışını İmam Hümeyni Havalimanı'ndan yaptı. Ancak 3 dakika sonra geçtiği noktaya çok yakın bir bölgedeki İran devrim muhafızları üstünden iki hava savunma füzesi atıldı. Ve tabii yolcu uçakların hava savunma füzelerine, yerden havaya atılan füzelere karşı yapacakları hiçbir şey yok. Uçak vuruldu, parçalara ayrıldı ve uçakta bulunan 176 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadı. Şimdi teknik bir arıza mı, ne oldu, ne yapıldı ilk dakikada pek fazla haber gelmedi ama uluslararası kuruluşlar, özellikle bu uçağın füzeyle vurulabileceği iddialarını hemen daha ilk dakikalardan ortaya koymaya başladılar. Hatta bir füze fırlama vurma görüntüleri de cep telefonun kameralarından çekilmiş ve sosyal medyaya yüklenmişti. İran sessizliğini 3 gün korudu ve 3. günün sonunda İran Ukrayna'dan özür diledi ve uçağın yanlışlıkla atılan füzeler tarafından vurulduğu açıklamasını yaptı. Peki bu füzeler niye atılmıştı? Tarihler 3 Ocak 2020'yi gösterirken İran'daki devrim muhafızlarının Kudüs Tugayı komutanı General Kasım Süleymani Bağdat'a farklı bir kimlikle gitmişti. Bağdat Havalimanı'nda uçaktan inmiş ve bir araç konvoyuyla birlikte hareket etmişti. Uzun zamandır Kasım Süleymani Amerika tarafından gözlemleniyordu ve insansız hava araçlarıyla yapılan bir operasyonla bu konvoy vuruldu ve ölenler arasında Kasım Süleymani de vardı. Bu durum tabi Irak'ta Suriye'de birçok operasyona imza atmış İran devrim muhafızlarının en böyle radikal isimlerinden General Kasım Süleymani'nin vurulması İranları çıldırtmıştı. Hemen sonrasında bir misilleme bekliyordu Amerikalılar ve İran kısa menzilli balistik füzeleriyle Aynel Esad hava üstüne bir saldırı düzenledi. Bunu kısa menzilli balistik füzelerle yapılmasının nedeni pek fazla irtifaya çıkmadığı için ve, ve vuruş süreleri çok kısa olduğu için bu füzelerin radarlardan tespiti ve hava savunma sistemlerinin de önlem alması çok güçtü. Üst vuruldu. İranlılar en az 80 Amerikan askerinin öldüğünü iddia ederken Amerikalılar herhangi bir kayıp olmadığını, yaralıların bile pek olmadığını ifade ettiler. Ve bu saldırının arkasından da İranlılar aynı gün içerisinde bir misilleme beklentisi içindelerdi. Tüm işte İran hava savunma sistemi alarma geçmişti. Ve İranların iddiası da bölgede bulunan İran devrim güçlerine ait bu üstteki hava savunma sisteminin uçağı bir seyir füzesi olarak algıladığı yönündeydi. O dönem bir önceki başkan Trump'a sorulmuştu işte İran'ı vurmak üzere var mı bir hazırlığınız ne düşünüyorsunuz falan diye. Uçakların hazır olduğunu emri vermek üzereyken vazgeçtiğini Trump söylemişti. Tabii e, bu tür durumlarda ortalık çok karışık. İşte bir suikast, bir suikastın arkasından İran bir misilleme yapmış. Amerika'dan bir vuruş bekleniyor. Amerika'nın hazırlıkları var bölgede ne yapılacak ne edilecek derken böyle bir karmaşık ortamda sivil yolcu uçaklarının operasyonları gerçekten zor. Zaten o geçen yıl Ukrayna hava yollarının düşürülmesinden kısa bir süre sonra da hemen Bölge sivil uçuşlara kapatıldı, şirketler İran seferlerinin durdurdu. Ne yapılacak, ne edilecek, alınan önlemler, şunlar, bunlar derken tekrar başladı ama e, arkasından bu malum koronavirüs e, salgınıyla birlikte bu uçuşlar epeyce uzun bir süre durmuş durumdaydı. Tabi bu durumlar çok tehlikeli hatırlayacaksınız. 2014 yılında Malezya hava yollarının Boeing 777'si Amsterdam'dan kalkmış. Kuala Lumpur'a gidiyordu. İçinde çok sayıda Hollanda vatandaşında da bulunuyordu uçakta. Uçak Ukrayna hava sahasındayken yerden Rusya yanlısı ayrılıkçıların attığı bir hava savunma füzesiyle vuruldu. Uçak vuruldu ve uçakta bulunan 298 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadı. Tabii çok büyük bir tartışma başladı. Ee, ve halen bu işlerle ilgili işte mahkeme çalışmaları, araştırma çalışmaları aradan geçen 6 yıl aşkın süreden sonra devam ediyor. Ee, bu süreç içerisinde e, ülkeler bu konuya çok ağır bir tepki gösterdiler. Çünkü iddialardan biri de Rus silahlı kuvvetlerinin unsurlarının bölgede olduğu, füzenin onlara ait olduğu ve füzenin bir e, Ukrayna ulaştırma uçağına bir Ilyushin-76 zannedilerek ateşlendiği ifade ediliyor. Rusya tamamen bunları reddediyor. Ayrılıkçı Rusya yanlısı güçlerinin elindeki silahların atıldığı bildiriliyor ama tabi bu tartışma daha çok su kaldırır. Bakalım mahkeme, uluslararası mahkeme ne kararlar verecek, ne çıkartacak? E, bu da tabi merakla beklenen konulardan biri. Tekrar İran'a dönecek olursak İran Türk Hava Yolları için çok önemli bir pazar. İranlılar özellikle Kanada'da, Amerika'da yaşayan çok sayıda İranlı var. Avrupa'da yaşayan çok sayıda İranlı var. Bu İranlılar ülkelerine zaman zaman e, gidiyorlar. Aralarında bir etnik trafik deniyor bunlara. Aile ziyaretleri var ve bu aile ziyaretlerinde Türk hava yolları çok yoğun olarak kullanılıyor. İşte Los Angeles uçaklarına baktığınız zaman, Kanada'daki uçaklara baktığınız zaman epey bir İranlı yolcu önce İstanbul'a uçuyor. Burada uçak değiştiriyor. İran'da sadece Tahran'a değil çok sayıda kente Türk Hava Yolları bu koronavirüs öncesinde uçuyordu. Tabi sonrasında uçuşlar azaltıldı. Ee, Türk Hava Yolları da yoğun bir bağlantı sunuyor İran için. Ee, uygun saatler, uygun fiyatlar. Bu açıdan İran çok güçlü bir pazar Türk Hava Yolları için. Tabi bu karışıklıklar arasında seferler nasıl yapılır, operasyonu şunları bunları gerçekten zor iş. İşte benzer bir durum Afrika için geçerli. İşte havalimanlarının durumu diğer zorluklar hava trafik kontrol sistemlerinin yetersizliği falan derken Türk Hava Yolları gerçekten çok zorlu bir operasyon yapıyor oraya ama sonuçta büyük pazarlara girmek çok zor. Bu tür başkalarının uçmadığı, risk gördüğü pazarlara girerek yolcu taşınması ve para kazanmak mümkün olabiliyor. Bu açıdan da Türk Hava Yolları olduğu kadar sürdürmeyi hedefliyor buralara uçuşları ama gördüğünüz gibi riskler de ortaya atılabiliyor. Bu olayla ilgili tabi hemen komplo teorileri de belirlemeye başlandı. Bu siber saldırının kaynağı bu komplo teorilerine göre ağırlıklı olarak İsrail üzerinden gerçekleştirildiği ifade ediliyor. İşte İran Atom Enerji Kurumu'nun web sitesi hacklendi. Birçok yerde elektrik kesintisi yaşandı gibi böyle bir sürü bir sürü konular var. Böyle bir karışıklığın içerisinde yanlışlıkla tırnak içerisinde söylüyorum belki Türk Hava Yolları uçağının da vurulabilme ihtimali gibi tartışmalar var. Bunlar gerçekten böyle çok duyduğunuz zaman tüylerinizi diken diken ediyor. Umarım öyle bir durum yoktur. Çünkü e, sivil bir uçağa, bir Türk uçağına yapılacak bir gerçekten saldırı Türkiye ile İran arasındaki ilişkileri de inanılmaz e, kötü boyutlara doğru taşıyabilme ihtimali de her zaman mümkün. Tekrar geçmiş olsun. Havacılıkta böyle şeyler ne yazık ki acil gelişmeler olabiliyor. Hava yolları her zaman uçuş emniyetini Yolcuların güvenliğini birinci maddede tutarak hiçbir şekilde risk almıyorlar. Burada da Türk Havaları uçağı doğru olanı yapmış pilotlar. Hemen ülke dışında hani İran'da başka bir meydana da değil. Çünkü karışıklık devam edebilir, sıkıntı yaşanabilir. Hemen kardeş ülkemiz Azerbaycan'a doğru uçaklarını yönlendiriyorlar. Bakü zaten çok uzun bir mesafe değil. Demek ki yakıt durumu da müsaitmiş uçağın ki Tahran'dan Bakü'ye havacılık tabiriyle söylüyorum divert ederek bunları öğrenmeleri açısından e, izleyicilerimize söylüyoruz. Yönlendirilerek buraya inmiş ve yolcularını emniyette bırakmış. Dün akşam meydana gelen Tahran'la ilgili olayları size anlatmaya çalıştım. Lütfen sorularınızı yorum olarak bize iletin veya info.tolgozbek.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.